Arturia Mikrofili incelediğim serinin 8. bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde artık Arturia Mikrofilimizi nasıl daha verimli kullanabileceğimizi, ondan nasıl daha güzel tonlar alabileceğimizi konuşacağız. Serinin bir önceki bölümlerinde artık bütün özelliklerini bitirdim. Özelliklerine dair bir eksiklik kalmadı diye düşünüyorum. Ama elbette sizin gördüğünüz veya atladığımı düşündüğünüz bir konu varsa bunları da belirtebilirsiniz. Serinin önceki bölümlerine de şuradan ulaşabilirsiniz. Özelliklerini bitirdik ve artık mikrofiliğimizden nasıl daha dolu dolu tonlar alabiliriz, onu setup'ımızda nasıl daha verimli kullanabiliriz bunları anlatmaya çalışacağım size. Kullanım fikirlerinden bahsedeceğim. Doğalist bir setup'ta Arturia mikrofiliği nasıl kullanabiliriz bunları anlatmak isteyeceğim. Muse müzikle beraber gerçekleştirdiğimiz bir konser var. Orada da yarım saatlik performansında Arturia mikrofiliği canlı bir şekilde nasıl kullandığımı inceleyebilirsiniz. Doğalist bir setup içerisinde. Ayrıca DAW'unuzu da nasıl kullanabileceğinizi sadece mikrofilikle şarkının bütün prodüksiyonunu sadece Arturia Mikrofilik ile yapabileceğinizde inceleyip görebilirsiniz anlattığım özelliklere bakarak. Synthesizer'larda ses tasarımlarında sesi işlemek için efektler ve sinyal işlemciler bulunuyor. Bunlar ne diye birazcık soracak olursanız efektler, reverb, delay, chorus, flanger, phaser gibi bu tarz efekt modülasyonları bunlardan bahsediyorum. Sinyal işlemcilerde equalizer, kompresör, gate bu tarz şeyleri sinyal işlemciler olarak kabul edebiliriz. Sinyal işlemciler bazı durumlarda efekt olarak da kullanılabilir. Şimdi bahsettiğimiz bu efektleri ve sinyal işlemcileri headrush'ımızla beraber bakalım nasıl güzel bir şekilde kullanabiliyoruz. Bunları incelemek üzere sizi şöyle yukarı alıyorum. Evet, dediğimiz gibi artık son videodayız ve mikrofiliği size nasıl daha dolu tonlayabileceğimizi, nasıl daha güzel kullanabileceğimizi anlatmaya çalışacağım headrush looper board'umuzla beraber. Öncelikle bu videoda diğer bölümlerde olan özelliklerin de bir karışımı olan bir video olacak. Her şeyi iç içe kullanmaya çalışacağım. O yüzden diğer bölümleri izlemediyseniz onları da izlemeniz önemli olduğunu düşünüyorum. Bir ton özellikten bahsettik. Yavaş yavaş bakalım mikrofiliğimizi nasıl tonlayabiliyoruz. Headrush Looper Board'umuzun içerisinden burada FX menüsüne girdiğimiz zaman Headrush Looper Board serisinde anlatmıştım. Onu da isterseniz izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Burada çeşitli kategorilerimizin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bakalım Arturia mikrofiliğimizi nasıl tonlayabiliriz? Önce clean, kendi tonunu bir duyalım istiyorum. Clean tonlarımız bu şekilde. Ona birazcık efekt verirsek neler olacağına bakalım. Dub'a girelim ve birazcık delay, birazcık reverb verelim bakalım neler olacak. Sesin direkt olarak ne kadar dolduğunu duyabiliyorsunuz. Buradan aynı zamanda headrush'ımız üzerinden bunun master volümünü de ayarlayabilirsiniz. Delay seçeneklerimizde buradan kendinize göre yine kişiselleştirebileceğinizi belirtmek isterim. Görüyorsunuz hala çok tok bir ses, çok güzel bir gecikme sağlıyor. Arpeggiator'ımızla biraz bakalım. Gördüğünüz gibi headrush'ımızın Arturia mikrofiliği ne hallere getirdiğini görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Çok dolu dolu tonlar, çok bu işler genelde mix aşamasında daha çok
efekt pedalları kullanılıyor ama ben Dawless bir setup'ta bunu Dawless bir şekilde yaptığım için canlı performanslarım sırasında bunu bu şekilde uyguluyorum. Siz de bahsettiğim gibi çatı katında yaptığım performansta bunları nasıl analog bir şekilde, %100 analog ve DAW kullanmadığım şekilde canlı bir halde nasıl işlediğimi, nasıl kullandığımı görüp takip edebilirsiniz. Farklı presetlerimiz üzerinde bakalım headrush'ımız Arturo mikrofiliğimize nasıl etki edecek. Önce herhangi bir presetten bir sequencer çaldıracağım. Daha sonra ona efektle beraber çaldıracağım. Bakalım neler olacak. Birazcık delay ve birazcık reverb ile işlerin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Buna üstüne üstlük bir de sinyal işlemciler dediğimiz kompresörümüz, para equalizer'ımız. Bunları da biraz kattığımız zaman gerçekten tadından yenmez bir ton elde etmiş oluyorsunuz. Ve canlı performanslarınız sırasında bunlar sizin için gerçekten hayati önem taşıyor diyebilirim. Şimdi birazcık da chorus, flanger, phaser bu tarz efektlerin nasıl sesimize etki ettiğine bakalım istiyorum. Normal burada gitar klasöründen clean ritim olan dosyaya presete tıkladım ve karşıma bir takım efektler geldi. Biraz bunları inceleyelim bakalım. Önce clean sesini duyalım. Bu şekilde etki ediyordu. Birazcık da phaser'ımıza bakalım. Önce efektsiz halini dinletiyorum. Birazcık da reverb ekledim. Spring reverb ekledim. O reverb çeşitleri de yine headrush'ımızın içerisinde çok farklı reverb çeşitlerimiz de var. Bunu da belirtmek isterim. Reverb'ümüzü biraz azaltalım. Şöyle yapsak mesela.
Şimdi birazcık flanger tonumuza bakalım. Şu an clean. Aynı zamanda Head Rush Superboard'umuzun içerisinde çok değişik efekt pedalları olduğundan da yine Head Rush Superboard serisinde bahsetmiştim. Çok değişik ritmik efekt pedalları bulunuyor. Çok farklı vahlar, çok farklı modülasyonlar yapabilmenizi sağlayan çok keyifli bir caz oda. Bakalım şimdi neler yaratabileceğiz. Şu an gördüğünüz gibi funk vah açık. Çok farklı değişik slicer'lar, slicer efektleri, slice efekti koyabiliyorsunuz. Reverse efekti koyabiliyorsunuz. (Gülüyor)
atmosfer efekti gerçekten benim headers içerisinde en sevdiğim efekt olabilir. Gerçekten çok farklı yerlere getiriyor konuyu. Bakalım. Clean'de nasıl, öbür türlü nasıl? Pitch shifter'ı aktif hale getirdim ve pitch üzerinde bir oktav geriye düşerek daha dolu dolu, daha doygun bir synth tonu elde ettim. Çok güzel, çok keyifli gerçekten. Oktav atmosferleri var. Bunlar da çok keyifli. Aşağı veya yukarı olarak oktavlarınızı ayarladığınız presetler içerisinde mevcut. Söylediğim gibi videonun en başında Arturia mikrofili tek başına kullanarak DAW üzerinden sadece mikrofilikle şarkılar yapmanız da mümkün. İçerisinde birçok presetin yanı sıra sizin bu presetleri kullanabilmeniz, işleyebilmeniz, her şey tamamen size bağlı. Her şeyi çok pratik bir şekilde halledebiliyorsunuz. Nasıl halledebileceğinizi de önceki videolarda detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Arturia mikrofilimizde ayrıca sequencer bölümünde anlattığım gibi çaldırdığınız sequencer'ın üzerine canlı bir şekilde de çalabiliyorsunuz. Bunu yapabilmeniz için parafoni tuşuyla bunu aktif hale getirmeniz lazım. Bu tarz şeyleri de tekrar yenileyip bilgilerinizi tazelemek istedim. Önceki videolarda belirttiğim gibi çaldığınız şeyi üzerine canlı bir şekilde kaydetmek için sequencer'ınız açık olduğunda buradan pattern tuşuna bastığınız zaman çalmaya başlayacak. Random tuşuna bastığınız zaman da çaldıklarınızı aktif olarak kaydetmeye başlayacak. Bakalım nasıl yapıyoruz.
Dediğim gibi kayıt tuşuna bastığım zaman oynadığınız parametreleri burada 1, 2, 3 ve 4 tane şeklinde burada kendi hafızasına alıyor. Siz direkt oynadığınız zaman. Bunu 4 tane size imkan sunuyor. Daha sonra siz buradan bastığınız zaman hangisinin ne olduğunu ve onun üzerinden oynama imkanınız oluyor. Gördüğünüz gibi buradan fall'la oynadım kayıt anındayken ve direkt onu sequencer'ın üzerine canlı bir şekilde kaydetti. Elefomuzda çok güzel bir şekilde bir vibrato etkisi yaratmak için kullanabiliyoruz. Bu bölümde size Arturia mikrofiliğimizi Head Rush Superboard'la nasıl tonlayabileceğimizi, efektlerinden nasıl daha fazla yararlanabileceğimizi, tonlarımızı nasıl daha dolu bir hale getirebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Bunlar üzerine konuştuk ve Mikrofilik serisini bitirdiğimizi düşünüyorum. Artık bundan sonra mikrofilikle ilgili olacak olan videolar tamamen sizin incelenmesini istediğiniz konulara dair olacak olan videolar olacak. O yüzden fikir ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Aklınıza takılan soruları da yine aynı şekilde yorumlar kısmında belirtip sorabilirsiniz. Ayrıca Arturia ürünlerinde geçerli olan harika bir indirim kodu bırakıyorum açıklama kısmına. Kodla beraber de Arturia ürünlerine çok daha indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz. Arturia Türkiye Distribütörü Compel Müziği takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de Dilgecan Yonca olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizi de yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.